Mahkemesinde süren belediye davasında suç örgütü kurmaktan 75 yıldan 172 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Belediye Başkanı Yusuf Siyah Günaydın'a bir kötü haber de Danıştay'dan geldi. 29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından belediye meclisinin 6 Nisan 2009 tarihinde yaptığı ilk toplantıda belediyeye bağlı şirketlere borç verilmesi için Belediye Başkanı Günaydın'a yetki veren meclisin kararını Belediye Eski Başkanı Hasan Balaman İçişleri Bakanlığı'na taşımıştı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra Günaydın, belediye meclisi üyeleri ve 4 daire müdürü hakkında soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine karara itiraz eden Balaman konuyu Danıştay'a taşıdı. Kendilerine yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığı'nın kararını borç verme yetkisi bulunmayan belediye meclisinin borç vermesi için belediye başkanına yetki devrinde bulunamayacağı gerekçesiyle bozdu. Kararı bozan Danıştay, Belediye Başkanı Günaydın, MHP'li 15 belediye meclis üyesi ve bağımsız belediye meclis üyesi Seyfettin Kalem hakkında soruşturma izni de verdi. Karar hem İçişleri Bakanlığı'na hem de Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da Danıştay'ın kararına istinaden önümüzdeki günlerde hem Başkan Yusuf Siyah Günaydın hem de 16 meclis üyesiyle